Evet, başlamış. Merhaba. Öncelikle hayırlı kandiller diliyorum. Bir önceki seansımızda, yani cuma akşamı yaptığımız yayında kitaba yine uzun bir giriş yapmıştım. Şimdi kitabın ilk bölümünden devam edeceğim. Bu ilk bölüm, merhaba. Şöyle bir şey hazırladım yeni gelenlere. Kitabın ilk bölümü kuantum fiziği ile başlıyor. Ne hoş. Kuantum fiziği, neden kuantum fiziği ile başlıyor? Çünkü kuantum fiziği maddenin neden oluştuğunu ve bu maddeyi oluşturan parçacıkların ya da maddelerin alt parçacıkların nasıl hareket ettiğini inceliyor. Neden bunu bilmemiz önemli? Çünkü kendimizin ve bütün dünyanın ve gördüğümüz her şeyin, işte yaratmak istediğimiz varlığa dair her şeyin nelerden oluştuğunu bilirsek onu yaratmak için de bir adım ilerlemiş oluruz şeklinde bir giriş yapmış kitapta. Fiziksel dünyada yaşıyoruz ve dış olaylar tarafından, dış dünya tarafından sanki her şey oluşmuş, mevcut, var bütün koşullar ve biz bu koşulların artık kader bizi nereye götürdüyse kimi zaman şanslısı, kimi zaman kurbanı şeklinde algılıyoruz. Halbuki öyle değil. Kuantum fiziğinin temelini anlatmaya gayret edeceğim. Fizikçilerden özür dileyerek, umarım eğer katkıda bulunmak istiyorsanız tabii ki her zaman açığım. Kuantum fiziğinin temellerini anlamanın ilk büyük faydası da inanç ve doğru düşüncenin işimize ne kadar yarayacağını göstermesi olacak. Tam bir güvenle ve kuşkudan arınmış olarak istediğimiz varlığı yaratabilmiş olacağız. Kuantum fiziği, dediğim gibi, evrenin yapı taşlarını araştırıyor. Bedenimizden başlayalım. Bedenimiz neden oluşuyor? Çeşitli dokulardan oluşuyor. O dokular neden oluşuyor? Moleküllerden. O moleküller atomlardan. Atomlar neden oluşuyor? İşte bazı atom altı parçacıklara kadar gelebildi şu anda bilim. Fakat bu atom altı parçacıklar, adı parçacık olmasına rağmen, sanki bir kumsaldaki en küçük parçacık olarak bildiğimiz bir kum tanesi gibi somut bir parçacık değil. Bunlar hem dalga şeklinde hem de parçacık şeklinde gözlemcinin durumuna göre çeşitli iki farklı şekilde hareket eden, bu da yetmezmiş gibi aynı anda başka yerlerde bulunabilen enerjiler. Bu işte varlık olasılıklarını probabilities of existence olarak geçiyor kitapta. Çoklu varlıklar konusu da multiple existence olarak geçiyor. Ve kuantum fiziği de bu atom altı parçacıklar nasıl hareket eder sorusunun peşinde bir bilim dalı. Tekrar bedenimize gelirsek, bedenimiz hücrelerden, hücreler moleküllerden, moleküller atomlardan, atomlar atom altı parçacıklardan oluşuyor. İşte elektronlar, pozitronlar şeklinde. Dolayısıyla hepsi atoma geldiği için aslında bizim fiziki olarak gördüğümüz bütün somut maddelerin temelinde yine bu atom altı parçacıklar var. Peki atom altı parçacıklar neden oluşuyor diye sorduğumuzda kuantum fiziği işte enerjiden mi oluşuyor? Hayır, aslında yani enerjinin kendisi olarak ifade ediyor ve hepimiz bu durumda işte gördüğümüz her şey ve bizim bedenimiz, işte biz öyle gördüğümüz için, ona inandığımız için o şekilde görünen enerjiler olduğu anlamına geliyor. Ve yerle ilgili işte eğlenceli yerler. bir nesnenin orada olma nedeni gözlemcidir diyor. Gözlemci onu orada olduğuna inanarak ve orada görme beklentisiyle gözlemlemeye başladığında bizim görmeyi umduğumuz şey bir anda orada beliriyor. Ne hoş. Yani bu gayet gerçeküstü görünse de bununla ilgilenen bir fizik dalı ve şu ana kadar bu sonuçları çıkaran deneyler var. Evimizdeki bir şeyden bahsedelim. Diyelim ki bir sandalye formunda bir enerji anlamına geliyor. Kuantum diliyle konuşacak olursak. Biz onu evde değilken ve onu düşünmezken o sandalyeyi oluşturan atom altı parçacıklar dünyanın her yerinde, herhangi bir yerinde bir sandalye olarak olma ihtimali ne dönüşüyorlar. Ama biz eve gelip de o sandalyeyi bıraktığımız yere bakıp oraya o sandalyeye oturmak üzere adım attığımızda hop birden belir veriyorlar orada. Böylesine eğlenceli bir durum. Bunu araştırırken güzel ve eğlenceli bir şekilde aktaracak başka kaynaklar aradım. Bu kitap sonuçta birebir İngilizce çevirisi biraz ağır bir şey. Ben de sonuçta kuantum fiziğinin bu işte maddenin atom altı parçacıkları hakkındaki buluşlarını başka bir dille de aktarabilmek için şu yazıya rastladım. Bu paragrafı okuyacağım size. Sonrasında da bir sürpriz var. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Bir filmden bahsediyor. Kuantumla ilgili bir filmden bahsediyor. Bir de kuantum çorbasından bahsediyordu aksaçlı, aksakallı dede. Biz bir şeyi gözlemlerken orada, gözlemlemezken tamamen bir bilinmez. Bütün atomlar birbirine karışıp maddeden tekrar olasılık moduna geçiyorlar. Biz gözümüzü onlara diktiğimizde hop tekrar madde oluveriyorlar. Böyle düşününce hem bizim madde sandığımız şeyler, boyutsuz alanlar yetmezmiş gibi bir de hareketliler sormayın gitsin. Senin bakmadığın an kuantum çorbası, baktığın an her şey bıraktığın gibi. Bir kez olsun şaşırır, kibrit kutusundaki bir kibrit çöpü ters gelir mesela değil mi? Yok, o da yok. Şaşırtma adına tek yaptıkları şey bazen ortadan kaybolmak, bazen de aynı anda iki farklı yerde olmak. Bizim dünya dediğimiz şeyin çivisi çıkmışken bile diyemiyorum. Çıkacak bir çivisi bile yokken. Üstelik belki dünya diye bir şey bile hepimizin ortak yanılgısı olan bir hologramdan ibaretken bir görünüp bir kaybolmak. Aman ne orijinal. Buna sebep olan şey bilinç, yaratıcı her neyse artık eğlene dursun. Ben kimim, neredeyim diye kafa yoran biz bilinçlikler de kendisini paralasın. Evet, bunu bir blogdan aldım. Bu blog yazısını böyle eğlenceli ve neşeli bir şekilde okuyunca tam dedim benim bugün anlatacağım konuya uygun diye bu paragrafı aldım. Yine konusu açılmışken her yayından sonra o yayında paylaştığım işte internet adresleri, kişiler, kitapları bir sonraki gün bir e-mail içinde e-mail listesine kaydolanlara iletiyorum. E-mail listesine kaydolmak için bu hesabın biyografisindeki linki tıklayıp formu doldurabilirsiniz. Şimdi asıl sürprizli kısım bu blog yazarı kim? Bir tahmin var mı? Öncelikle onu alayım. Sizin tanıdığınız biri diye bir ipucu verebilirim. Tamam, çok uzatmayayım. Söyleyeyim. Bu blogun ve bu yazının yazarı Begüm'cüğüm sen tanıyamazsın ama tahmin edemezsin ama tahmin edebilecek kişiler ses çıkarmadı. Onun için söylüyorum. Bunun yazarı benim. Ve bu yazıyı 2007'nin Haziran ayında yazmışım ve unutmuşum. Yani bazı şeyler hakkında yazıyordum ama tam bu konuya nokta atış yapan bir yazım olduğunu ben de yazdıktan kaç 2007-2018 10 küsür yıl sonra fark ettim. Şöyle ki bu konulara hep meraklıydım. O zaman işte bu blogspot adresleri, bloglar yeni çıkmaya başlamıştı. Ve ben de bir hologram sevdalısı olarak, hologram da ne alaka, o tabii ki o da ayrı bir parantez açılabilecek bir konu. Hologram yapmaya ve bu yapma şeyimi, maceramı da işte hologram yapmanın ve yapmamanın yolları şeklinde bir blogda yazmaya başlamıştım. Sene 2006. Şimdi soruyorum o zamanki halime, neden hologram? Bir moda blogu yazsaydım, bir seyahat blogu yazsaydım muhtemelen şimdiye 100 kere influencer olmuş, çok başka bir hayat yaşıyor olurdum ama hologram gibi talebi konusunda çok hala talebi olmayan, kuantum fiziği gibi hala sınırlı sayıda bilim adamının uğraştığı bir alanda böyle bayağı bir işte bir hafta boyunca kitap okuyup özetini çıkarıp böyle sayfalarca süren blog yazıları yazmışlığım var. Şimdi sırrın fiziği hakkında video istiyorsunuz. Tamam, onu böyle bir seansın arasına sıkıştırmak istemem. Bir akşamda onun için şüphelenmiştim diyor. Evet, neler yapmışım. Ben de 10 küsür sene önceki halimi böyle bir zaman yolculuğu yapmış da bu satırları yazan halimi şöyle bir holografik olarak görmüş gibi hissettim. Enteresan. Zamanla ilgili bir bölümü var bu kitabın. Bu kuantumdan sonraki bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Orada yine bu konuya geleceğim. Bu anıyı, şu an oluşturduğumuz bu anıyı anlatacağım. Neyse, işte madde böyle bir şey. Bir görünüp bir kayboluyor. Biz ona bakarken bizim tam görmeyi istediğimiz şey oluyor. Bakmazken de kafasına göre takılıyor. Enteresan. Fizikçilerin aynı zamanda bu atom altı parçacıklarının neye göre hareket ettiğini de araştırmışlar ve bunda artık bu zekayı yaratıcı güç, artık bizim Allah dediğimiz şeklinde o bizim bireysel bilincimiz ve evrendeki herkesin ve her şeyin bireysel bilinci yaratılacak şeyin işte niteliğine, ölçeğine, işte kimi ilgilendirdiğine bağlı olarak bütün bu bilinçlerin kararına göre hareket ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu bize çok güç veren bir düşünce. Yani biraz şey yapıp idrak etmeye çalışıp düşününce gerçekten hani bütün bu yaratılanlarda benim payım var. Dolayısıyla yaratmak istediğim şeye de payım olacağı için odaklanarak, kitabın devamında bize yöntemleri gösterecek, odaklanarak, o konuda düşünerek ve gerekeni yaparak bizim işte bir takım durumların etkisiz elemanı değil, aksine tam evrenin merkezinde istediği şeyleri yaratan bir yaratıcı konumuna getiriyor. Yine bu blogdan bir paragraf daha okumak istiyorum. Yine boşluk konusuna dönecek olursak, madem bizim materyalist dünya olarak nitelendirdiğimiz şey bir boşluk, diğer yandan bize biçilmiş ömür boyunca buralarda takılmak durumundayız. Aslında iş sadece bütün fiyatları ödeyebilecek kadar zengin olduğumuzu fark etmekte. Sonuçta ödeyebileceğinden emin olduğunda bir insan alışveriş yaparken fiyatına mı bakar? Bakmaz. Onun yerine alacağı şeyin özelliklerine bakar. İhtiyacımı karşılıyor mu? Bana uygun mu? Bunu ister miyim diye düşünür. Kaç aymış diye sormadan önce. Benimki de o hesap. Madem hesabı Evren Baba ödüyor, bari ben içinde yaşayacağım ev, gün boyu yapacağım iş, ayağıma giyeceğim ayakkabı ya da öğlen yiyeceğim yemek olsun. Beni en mutlu edecek, en çok seveceğim şeyler neler? Ona karar vereyim diyorum. Nasıl? Yani 30 yaşındaki Pınar için bence gayet iyi. Dolayısıyla bu Einstein ve diğer bilim adamlarının bilimsel olarak kanıtladığı bir şey. Kendimizi güçsüz hissettiğimizde hatırlamanın eminim modumuzu çok yükselteceği ve çok işimize yarayacağı bir şey. Katılanlar için. Siz zaten her şeye sahipsiniz. Siz daha istemeden o size verildi. Bu şimdiye kadar günümüze gelen bütün dini metinlerde ortak olan bir cümle ve bilim şu an bunu kanıtlıyor. Zaten en hayal edebileceğimiz en büyük zenginliğe sahibiz. Şöyle bir kendinizi düşünün, işte sahip olduğunuz, olabileceğiniz, işte hayal kurduğunuz şeylerin hepsinin gerçek olduğu ve o hayatı yaşayan bir versiyonunuz var. Dolayısıyla bilincimizi o versiyonumuza ulaşmak üzere yükseltmemiz gerekiyor. İşte deneyimlemekle sahip olmak arasındaki fark da bu. Birçok yeteneğe sahibiz. Diyelim ki ben hiçbir uçuş eğitimi almadım ama eğitim alırsam, gerekli işte alıştırmaları, eğitimleri katılır ve uygularsam bir pilot olabilirim. Ama pilot olmayı henüz deneyimlemedim. Bir pilotun sahip olduğu işte göz, bakış, koordinasyon, sağlık durumu olduğu sürece pilot olabilirim ama bunu deneyimlemedim. Dolayısıyla pilot olma olasılığına sahibim ancak bunu hayata geçirmedim. İşte bilincimizi bu şekilde odaklanarak, işte pilot olmaya karar verip, bunun için gereken eğitimleri alıp, ona odaklanıp gerekenleri yaptığımızda dolayısıyla pilot olma halimizi, pilot olan Pınar'ı da deneyimlemiş olabileceğim. Dolayısıyla ne deneyimlemek istiyoruz? Ona bakmak, ona odaklanmak gerekiyor. Yine 2007'de yazdığım blogda ilgili paragrafı okuyayım. Nihayetinde çoğunluğu boşluktan oluşan, atomlardan oluşan, moleküllerden oluşan, materyallerden yapılmış bir çift çizmenin bir yerinde Prada yazması ile yazmaması arasındaki fark, benim yüzümde oluşan bir gülücükse tabii ki gülücük oluşturanı tercih etmek daha mantıklı. Amaç o gülücüğü yaşamaksa bunu bir şeye bağlamadan yaşamak da mantıklı tabii. Ayakları sıcak tutacak başka bir çözüm bulmak ve içinde ama geçmeyen cümleler kurmak da mümkün. Bana sorarsanız hepsinin boşluktan oluştuğunun bilincinde olarak naylon balıkçı çizmesi yerine Prada çizmelerle mutlu olmak, sıcak tutulması gereken ve yürümeye, koşmaya ve dans etmeye yarayan ayaklara sahip olduğu için mutlu olmaktan sonra gelen en naif, en saf, en güzel ikinci sevinme nedenidir. Ve bunu akıl edenlerin sağlıklı ayaklara ek olarak en klasından bir çift çizme artı çantayla ödüllendirilmesi gerekir. Çünkü evren o kadar cömerttir ki her zaman istediğimizden fazlasını verir. Sevgili yaratan, evren, bilinçaltım, bütün olayların kaynağı. Her neredeysen sana sesleniyorum. Şu benim evle birlikte hallediverirsin artık. Bu bu yazıyı yazdığımda bir ev değiştirmem gerekiyordu. Ve aynen bu yöntemleri uygulayarak tam bir ev hayal edip o hayal ettiğim eve sahip oldum, oturmaya başladım. Sonra daha bu şeyi bırakıp 2 yıl sonra o tanımıma uyan, daha çok uyan başka bir eve taşındım. Ki o da tam ayrı bir günün konusu olabilir bu yaratım konusunda. Bunları yapıyormuşum zaten. 10 yıl öncesinden biliyormuşum, yapıyormuşum. Ama sizinle paylaşmak bugüne kısmetmiş. Dolayısıyla bugünkü kısım için hazırlığım bu kadardı. Zaten yine 20 dakikayı bulduk. Bu sefer karşıma saat de koydum. Gereğinden fazla uzatmamak için. Şu anki sorularınızı canlı izleyenlerden alabilirim. Onun dışında yine bana yazabilirsiniz. E-mail listeme kaydolmadıysanız yine bu paragraftakilere benzer muzip bir ifadeyle sıkıcı olmadığını düşündüğüm mailler yazıyorum her yayından sonraki gün. Dolayısıyla sizi dinliyorum. Beklerken özetleyeyim. Bugün Happy Pocket kitabının ilk bölümüne, kuantum fiziği ile ilgili bölümüne başladık. Kuantum fiziğinin maddenin atom altı, maddeyi oluşturan atomları, onları oluşturan atom altı parçacıklarının ne olduğunu ve nasıl hareket ettiğini incelediği ve deneylerle ortaya çıkardığı ile ilgili çok enteresan takılıyorlar. Biz bakarken tam da görmeyi istediğimiz şey gibi biz bakmazken de bir kuantum çorbasında olasılıklar şeklinde hareket ediyorlar. Bizim hayal edebileceğimiz her şey bir olasılık olarak mevcut ve bu yaratılmış durumda. Sanki bir markete gidip ihtiyacımız olan şeyleri seçmek gibi evrenin yarattığı zaten mevcut olan ama bizim deneyimlemediğimiz deneyimlerden, maddelerden. Canım benim, ben de seni çok seviyorum, varalım. Maddelerden istediğimizi seçebiliriz ve bunu kendi gerçekliğimiz haline getirebiliriz. Çok iyi fikir, kesinlikle. Bu kitapta ileriki bölümlerde yine her gün yapılması gereken, işte bu amaçlarımızı değiştirmeden odaklanmak konusunda bize görsel olarak yardımcı olacak yöntemlerden bahsediyor. Kitapta ilerleyen ilgili bölümlere geldikçe onları da paylaşacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Katıldığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Yine 20 dakikayı geçtik. Tekrar kandilinizi kutluyorum ve iyi geceler diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Sekiz izleyici. Ne diyorsun? Yine A-U diyorum ama anlaşılır mıydı? Anlaşılırdı. Ay, bunu durdurmamışım.